Peki, öyle ya, bu işin bir önderi var. O önderi de sensin. Böyle bir olaylar olduğunda veyahut da böyle bir şeyler, sen daha ileriye gitmek, kazanmak istiyorsan gelip bizlerle konuşacaksın. Bu mahallede Şahin abla, annen orada oturuyor. Bu olan her şeyleri duyuyor. Herkesin evine giriliyor, herkesin şeyinde problemler var. Ama biz sizi hiçbir yerde göremiyoruz şimdi. Ama polis niye böyle kenara çekildi, hiçbir şey yapmıyor? Ses yani bir yardım göremiyorsunuz yani. Ben de dur, ben de bir şey söyleyeyim mi? Vallahi hiçbir kimsede bir şey yok. Bu çetelerine polisler birlik oluyorlar. Onun için her şey üst bas ediyorlar. Çünkü belki 20 tane bildiğimiz kadarıyla giden arabalar 20 tane. Yani 20 tane araba gitmiştir. Ama bence polislerin el birliği var bu çetelerin. Ben başka bir şey diyeceğim. Bence bu polisler çalışıyor. Çünkü bu net olarak da var yani. Görgü tanı olarak siz polise şey verdiniz mi? Ben polisten hiçbir şey beklemiyorum, ben çağırmadım. Hayır ama bak şimdi bu olay mahkemeye akşedecek. Bir saniye ben anlatayım sana yenge, yani bu olay eninde sonunda mahkemede çözülecek. Şikayetçi olan var, davacı olan var. Ama yengeciğim 2 sene oldu, arabalarımız poliste, gitti, bir kağıt poliste, yani bir verilen dava açmamışsınız. Şikayet yok poliste. Polis ben gidip baktım. Polis diyor ki ilk şikayetçi olan sensin diyor, bu mahallede bir şikayet yok diyor. Yani eninde sonunda bu olay şimdi mahkeme önünde görüldüğü anda ama yok, davacı olan yok. Yani Yasin'in başına gelen olayda görgü tanı olarak şahit yapacak insan yok. Yasin'in başına gelen bir şahit ama benim onun da zedeleme var. Kağıt üstünde yazılı bir şey yok. Bir şey yok, kağıt üstünde niye yazılı bir şey yok. Gelmiş bana soruyor, bunun evine girdiler mi? Bunlar da demiş ki hayır girmediler. Ama yazılmamış. Şu anda poliste yazılı olan sizin eve girme, sizin şikayetiniz. Onların hep isimleri, hepsi yazılı. Sizin tamam, sizin şikayetiniz sizin yazılı. Fakat Yasin'in başına gelenin hakkında hiçbir rapor çıkmamış. Burada bizim hepimizin doğduğumuz, büyüdüğümüz mahalleler. Buraların tabii temiz, güvenli bir şekilde oturabilmemizi herkes temenni ediyor. Bunun için de polise güveniyor insanlar. Yani eninde sonunda ilk önce güvenliği polis garantilemesi lazım. Ve bu olayda polisin büyük suçları olduğunu ben kendi gözlerimden de şahit oldum. Onun için de polise dava açmayı düşünüyoruz. Yani bu arkadaşla beraber. Pazartesi ya da salı günü bir avukatla görüşmemiz olacak. Ve polise karşı biz bir dava açacağız. Çünkü bu konuda polis hareketi, yani yaptığı suçu polis kabul etmesi lazım. Şu anda kabul etmiyorlar. Dolaylı yollardan kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu ben kağıt üstünde de görüyorum ve olayları birebir şahit olanlardan da duyuyorum. Onun için polis, ilk önce polisin burada haksız olduğunu ve suçlu durumda olduğunu önce ortaya çıkaracağız ve sonra gereken adımları da atacağız. Bundan herkesin emin olmasını da olmasını istiyorum. Polis bu durumda suçludur ve polis suçlu olanlar da suçlarını her zaman bulacaktır. Görecek. Polisin sadece yol kenarlarında surat cezası yazması için burada polislere maaş verilmiyor. Mahallede güvenliği temin etmeleri gerekir ve bu mahallelerde bunu yapmadılar şimdiye kadar. Mahallelerde gezmediklerini biliyoruz. Yani bu polislerin işlerini düzgün yapmadıklarının da ben farkındayım. Onun için ilk önce insanlara düzgün bir şekilde, ikinci sınıf vatandaşı değil de bir Belçika vatandaşına yapılacak olan hareketleri ve daha kanunlara göre hareket etmelerini de bunlardan zorla, mahkemeden kararla, bunlardan kendileri yapmıyorlarsa bunu kararla alacağız bunlardan yani. Bu insanları ezdirmeyiz burada polislere. Polis hareketini bilmesi lazım. İnsanlara davranmasını bilmesi lazım. Biz burada ikinci sınıf vatandaşı değiliz. Biz Belçika ülkesinin vatandaşıyız.